eksik olsun. Hamza, sen ara bari, hiç aramıyorsun ananları. Eyvallah Has Çavuş. Yok abiciğim. Beni bir iğneyle korkutacaklarını sanıyorlarsa aldanıyor. Ben bu sarışın fıstık hemşireden vazgeçmiyorum. Çek ayağını gazdan sinyor. Ben de geçmiyorum. Hodri meydan. Hadi bakayım. Güzel. Belli ki olay aranızda geçecek. Benden paso abiciğim. Oo. Alo! Ne yapıyorsunuz siz burada? Revirden çıktıktan sonra bahçe temizliğine gelin demedim mi ben size? Emredersiniz komutanım. Hamza, sen ne yapıyorsun orada? Hamza! Ben babamla konuşuyordum komutanım. Zamanı mı şimdi oğlum babanla konuşmanın? Tamam başçavuşum. Ben gönderirim Hamza'yı. Emredersiniz komutanım. Mehmet Hoca ile mi konuşuyorsun? Ver ben de bir merhaba diyeyim. Komutanım. Ver. Korkma. Kartını bitirmeyeceğim. Bir hatırını soracağım alt tarafı. Yakışıklı Alo Mehmet Hoca. Prensese doğru yaklaşmış ve onu hafifçe öpmüş. Birkaç saniye sonra Pamuk Prenses gözlerini açmış. Daha sonra yakışıklı prens 7 cücelerden izin isteyerek onu atına bindirip kendi ülkesine götürmüş. Ve orada hayatlarının sonuna kadar mutluluk içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Masal bitti komutanım. Niye yalan söyledin Hamza? Özür dilerim komutanım. Niye profesör dedin? Babanın gerçek mesleğinden mi utanıyorsun? Hayır komutanım. Demek benimle dalga geçmek için, öyle mi? Estağfurullah komutanım. Benim annemle babam ben küçükken ölmüşler. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. İyi ama bunu söyleyebilirdin. Söylerdim komutanım. Ama her söylediğim yerde gariban muamelesi görmekten bıktım ben. Arkadaşlar telefon aç diye ısrar edince... Ben de üzülmesinler diye böyle bir numara buldum. Sizi de yalana dahil ettiğim için kusura bakmayın. Hatta isterseniz buna yalan da demeyelim, masal diyelim. İnsan sevdiklerini kaybedince böyle saçmalıyor. Aradan yıllar geçse de o boşlukta olmuyor. Hamza, baba ne yapıyorsun böyle sessiz sedasız? Buyurun babacanlar, hoş geldiniz. Yani gerçi senden duysaydık daha iyi olurdu ama öyle olmadı. Ne yapalım? Başın sağ olsun demek istedik. Eyvallah. Dostlar sağ olsun. Şş, niye bize anlatmadın? He vallahi ben komando olmak için ağladığımı sizden gizliyor muyum Hamza abi ya? Bana gelip laf anlatmayı biliyorsun ama. Yok arkadaşlıkmış, yok bilmem ne. Söyle bakalım şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Adamı dövmeye gelmedik. Pardon, havaya girdim birden. Giremez miyim? Pardon. Aşk olsun be Hamza abi. Arkadaş olarak görmüyor musun bizi? Olur mu öyle şey babacan ya? Anlatayım da milletin neşesi mi kaçsın ha? Ula dediğine bak. Sanki biz her gün altın günü yapıp göbek mi atıyoruz? Abi senden başka arıza abi biz mi var? Anlatacak ki derdi de ortak olalım. Neyse. Olan olmuş artık. Hamza bundan sonra gizlimiz saklımız yok tamam mı? Ha şöyle. Tamam mı beyler? Bundan sonra sır saklamak falan yok abi. Kardeşiz abi biz. Evet ya. Mesela ben hep rüyamda Van Dyne'ı görürüm. Çıplak olarak. Üstsüz. Sen yine de bazı sırlarını sakla Gökhan tamam? Ha. Harbi kardeş gibi olduk sizle ya. Lan ben buradan nasıl ayrılacağım bilmiyorum vallahi. Nereye gidiyorsun ki? Daha 12 ay 24 günün var. Şaşkın.